Göç, mültecilik, insanlık dedik. Her birisi birbiriyle bağlantılı, ilişkili konular. Şu anda dünyada en fazla konuşulan, tartışılan konulardan birisi. Bir yanda acı çeken insanlar var. Yerlerini değiştiren insanlar var. Mağdur olan insanlar var. Ve bir yandan da bütün bu karmaşaya, kaosa çözüm arayan insanlar var. Hepsi bir arada. Şimdi size konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Ben kendimi ev sahibi gibi görüyorum. Çünkü İbrahim Sirkeci hocamız Londra'daki Regent Üniversitesi'nde başarılı bir akademisyen. Yaklaşık 25 senedir benim bildiğim kadarıyla göç ve göçle ilintili konularla çalışmalar yapmakta. Ve son 7 senedir de uluslararası arenalarda The Migration Conference adı altında değişik noktalarda paneller, kongreler ve çalışmalar düzenlemekte. Daha sonra bunlar da yayınlanmakta. Kamuoyunu, hükümetleri ve insanlığı aydınlatmak, onlara yeni ufuklar açmak, istişarelerde bulunmak maksadıyla. Jeffrey Cohen akademisyen hocamız, o da sağ olsun Amerika'dan geldi. Yani bir hocamız İngiltere'den, bir hocamız Amerika'dan. Ben de Rumeli Üniversitesi'nden geldim aranıza. Rumeli isminin göçle bir bağlantısı var diye düşünüyoruz. O yüzden üniversite olarak özellikle göç kavramıyla ilgili çalışmalar yapalım ve katkı sağlayalım istiyoruz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan burada Budapeşte sürecini birlikte değerlendireceğiz. Sözü İbrahim Sirkeci hocama vermek istiyorum. Sayın hocam. Teşekkürler. Buyurun. Ben şurada konuşacağım. Sizin sorgu odası yapınıza istinaden müsaadenizle hocam. Sanırım böyle iyiyiz değil mi arkadaşlar? İkisi birden açık olunca mikrofonlar sanırım yankı yapıyor. Mümkün ölçüde bundan uzak durmaya çalışacağım. Belki de bunu açmak lazım. Şöyle yapayım. Çevirmen arkadaşlar için bu bir sıkıntı olabilir belki ama sanırım şöyle daha iyi olacak. Neyse. Türkçe, İngilizce konuşan, Türkçe konuşan, bir şekilde ben İngilizce bir konuşma hazırladım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama kendi konuşmamı da kısmen Türkçe'ye çevireceğim sizin için. First of all, I was put in the program as a moderator, so I prepared a moderator's talk, more of a framing the discussion kind of a talk, but now we changed the roles and Süleyman Hoca kindly offered that. And I have slightly more time to talk about the Budapest process, and perhaps I will talk about similar processes rather than one single case we have here. And Jeff will continue on probably the same pattern. We have been working together. We have been working together on similar concepts and similar cases for so many years. I think it is almost 20 years now. More than enough to have some mature ideas, I guess. Regarding Budapest process or the Global Compact, as we know, quite popular in the last couple of years, these processes are, first of all, we should say, these are good initiatives. And I'm not going to say, you know, these should be scrapped or so. They are good initiatives, but they are good for something else rather than what we see as a migration problem, if it is a problem ever. And these are also set by good intentions. Budapest process, like Global Compact, remain short of tackling the core problems which we know leading people leave places, move between places. I have looked at the Budapest process's documentation. And one of the recent initiatives they have is called Silk Road.
And when you read through Silk Road documents, the declaration and other preparation documents and minutes about it, you notice one thing. There is excessive mention of control and management and helping governments and borders. So it is practically playing into the same tune of controlling borders, managing migration, and policing borders and migration in that sense. And the main objective is also stated as strengthening management capacity in these countries involved in the process. Again, as I said at the beginning, these are all good intentions. There is no problem with that. Because at the end of the day, when you look at 6-7 principles listed there, nobody can really object these objectives in any meaningful way. So it aims to help to better organize and improve legal migration routes. Well, support integration. All of us want that. Combat discrimination, racism, and xenophobia. You can't have a better principle than this, perhaps. Strengthen positive impact of migration on development. That is pretty questionable, but it is in the literature, and it is there, and it is quite promoted theme. Then prevent irregular migration. We know the reasons why we need to prevent irregular migration. It is one of the secondary sources of human insecurity. Then promote international protection. Of course we want that too. We want citizenship rights valid for everybody wherever they are. So that is protection, universal protection. You cannot argue against these objectives. However, the main problem with these approaches again and others like Global Compact, they are focusing on the end result, outcome of the real process we have to look into. And they are looking into management of the problems arising from somewhere else, from something else. It is not rocket science what I'm going to say, and perhaps Jeff will also expand on to. The root causes of problems, root causes of migration are not tackled in these kind of processes or global compact type of supranational or national or international initiatives. The process or deeper process or, you know, real process I am referring to is the processes of growing inequalities around the world. Not in only Silk Road countries, not in only Turkey, Hungary, and some Balkan countries, but all around the world, there are these processes feeding into, making inequalities and injustices prevail. And these are the real processes making people feel insecure. Human insecurity is arising from these inequalities and injustices. And this is why we call it human insecurity perception, which is fed by these inequalities, leading international migration, and to the same extent, actually, internal migration. And don't get me wrong again, these insecurities exist in all countries around the world. It's not only developing countries or emerging markets like Turkey, but we have similar, categorically similar insecurities exist in the UK, in the US, in Germany, in Belgium, wherever you look at it. Although they differ in nature, but a British retiree, a pensioner, feeling poor at home, and then moving to Spain, is not really categorically different than a Colombian poor moving to US, or moving to Mexico, or a Syrian moving to Turkey, or a Sudanese moving to Turkey. So they both feel an economic insecurity. Of course, again, this is not to say these initiatives are bad. They are good. But they will not work
They will not work. They will not achieve the objectives they want to achieve unless they look at somewhere else and they do some real work, eliminating these injustices and inequalities in and in particular country and in general in the world. And when we look at the developments around the world, let's say you can look at various indicators. We have a study with a colleague in progress at the moment. We looked at pretty much like 5-6 decades of what happened to those inequalities in terms of GDP growth, in terms of income levels, wealth, you know, human development, etc. And what we have as a trend is increasing insecurities, increasing inequalities, and widening gap between rich and the poor. And all these initiatives, like Budapest process, targeting management of migration, controlling borders, strengthening these countries to tackle with management of migration again, will just become futile. Because what we see, the number of people in need of being controlled in this sense will just grow. We don't have any other option. There will be more Afghans coming to Turkey. We heard earlier today in the morning there were 85,000 irregular Afghan refugees. I mean, we don't even call them refugees in the international legal sense. But these refugees arrive in Turkey now, and they will arrive in bigger numbers. And not only from Afghanistan, but from further afield. So the problem is, when we look at these initiatives, is again, we are spinning on a superficial ground, because we are not looking at what is under, what is beneath. What makes these people move is not tackled. And worse is, because we focus on mostly countries of, you know, destination, and we focus on controlling and managing their borders. I mean, again, in the morning, the ministers, actually both ministers, made references to the same thing. Turkey is holding hundreds of thousands or millions of refugees in the country so they don't go to Europe. So practically policing European borders. So that means practically we are policing the much desired destination to be protected. And that is also one side of the coin, unfortunately a negative side of the coin. That is also feeding into all the racisms and xenophobia we have in those countries of destination. Because we don't tackle with the real problems at the origins, and we, for some big mistake, focus on the destinations. We don't see why these people are moving and why and how we can make these people happier, satisfied, and comfortable where they are. Because that's the only solution if you want to have a controlled or managed migration. So in that kind of an ideal world, you would see people travel, you would see people do, you know, short trips, long trips, whatever, but you won't see people seeking refuge elsewhere. And also don't forget, we are talking about refugees as if they are they're an exclusive small category. In administrative records, they look so, they appear so. We are talking about probably about 20 million or so refugees in the world, including internally displaced, etc. But when you scratch a little bit, all others, 258 million, according to recent United Nations numbers, 258 million migrants, international migrants, they share a lot of common ground. They share a lot of reasons, motivations with those refugees, Syrian or Sudanese or Yemen or whatever. So we should be careful about how we treat the migration debates and solutions we raise, we formulate about migration crisis in courts. I will stop here, and perhaps at the end we will have more time to discuss these further. Thank you very much. Thank you very much, Professor Sirkeci. You talk very clear, and thank you for to share with us every details about migration. Nearly, not only Budapest process, but also
all around the world problem, and thank you for this. Sayın Profesör Doktor Sirkeci'ye teşekkür ediyoruz. Sırf we would like to thank Professor Dr. Sirkeci for talking about the migration problems, which actually not only concerns our country, but the whole world. Migration is a problem, is an issue for the whole humankind. We are talking about people in need. We are talking about people in pain. And we are talking about applying onlara hiç göç ettirmeden onlara oldukları yerde nasıl mutlu bir hayat verebiliriz? Onlara oldukları yerde nasıl kendilerini güvende hissetmelerini sağlayabiliriz? Dolayısıyla hepsi çok kapsamlı konular. Fakat bütün bunların da yapılabiliyor olması için ya da yapılabilmesi için mutlaka bütün her şeyin paylaşılması gerekiyor. İnsanlığın her şeyi paylaşması lazım. İnsanlığın acıyı paylaşması lazım. İnsanlığın bütün sıkıntıları paylaşması lazım. Ancak o zaman bu paylaşım olursa sorumluluklar konusunda belki insani bir sonuca ulaşabiliriz. Şimdi diğer konuğumuz Amerika'dan gelen Jeffrey Cohen konumuzu Thank you all for coming. I'm also going to speak in English. It's my native language, and if I speak in Turkish, it'll be terrible. My Turkish is just very tiny. I apologize in advance. I want to thank everybody here in the program for inviting me to come. It's really a wonderful opportunity to be able to share some of the work, and this is work that I'll talk about that generates from a lot of the discussions that Ibrahim and I have. We've been working together, I can't believe it, for about 20 years. So that means in another year we can buy our relationship a drink, which will be very fun, right? Anyway, I'm going to focus on three concepts to get an idea of some of the issues maybe surrounding the Budapest process, as well as the Silk Route's partnership. I want to concentrate specifically on the issues of sovereignty, security, and settlement. So these are concepts, just to briefly capture them. Sovereignty is really it's really a focus on the power of the state. It's concerns over safety, over sanctuary, as well as settlement. So when I talk about security, when I talk about settlement, these are things that really come out of the discussion of sovereignty. These are the long-term effects and outcomes of mobility. And in a sense, this picks up really on Ibrahim's point that Mr. our Jeffrey, yes? Please, a little standby because the problem with the translator? Interpreter. Oh, yes. Okay. Just sure. A little pause. I can go slow. Okay. I'll go slow, yeah. Arkadaşlar bir sorun var. Çözebildiniz mi şeyi acaba bu tercümede? Tamam. Bitince haber verelim, başlatalım hocamız. Okay. Sorry for this. Oh no, it's okay. Ready? Just we wait the answer from there. Süleyman hocam. Ben tercüme edeyim istedim. Tamam olur. Olur hocam. Okay, go on. Okay. Go on. Jeff, I will translate, but you know, just okay. Give I'll go. Pause. I'll go. Okay. All right. So sovereignty is the power of the state. We'll just leave it at that. We'll make it easy. Okay. Good. Egemenlik devletin gücüdür, iktidarını gösterir. İktidar aracıdır. Okay. And the challenge is that so there are two body there's sort of two opinions here. One is a xenophobic opinion when it comes to sovereignty, and one is sort of what we could call a very broad-minded opinion. Egemenlik konusuna geldiğimizde iki konum var, iki duruş var. Bir tanesi xenofobik, yabancı düşmanlığı duruşu, diğeri de açık görüşlü duruş. So the xenophobe argues that migrants and refugees threaten the state and challenge the rule of law. Xenofoblar göçmenlerin devletin egemenliğini tehdit ettiğini ve hukuku tehdit ettiğini, hukuka karşı bir duruş ifade ettiğini söylerler. And that national culture and shared traditions of the receiving country are bound to collapse if shelter is given. Ve bunun sonucu olarak bu göçmenler kabul edilirse ulusal kültür, ulusal bilinç yok olacaktır.
kırılacaktır. On the other hand, a broad-minded approach argues the state is enriched by the arrival of migrants and refugees. Açık görüşlü duruşa göre ise göçmenlerin gelişi, mültecilerin gelişi devleti, ülkeyi zenginleştirir. Okay. And they do so because they are going to enrich the destination country by bringing in new traditions, bringing in new possibilities. Göç ettikleri ülkeye yeni gelenekler, yeni olasılıklar, yeni imkanlar getirecekleri için göç ettikleri ülkeyi zenginleştirirler. Göçmenler zenginleştirir. So talking about these two poles, it became then I can't keep up with the news. Go ahead. Bu iki nokta arasında yani gidip gelirken hani haberleri takip etmeniz mümkün olmuyor. So if you saw there's a what's called a caravan going from Honduras through Mexico to the US border, right? And it's maybe 2000 people. Honduras'tan Meksika'ya, oradan Amerika'ya giden bir kervan gördüğünüzde, 2000 kişinin içinde olduğu bir kervan gördüğünüzde. Okay. So the xenophobe says the caravan is a national threat. Xenophobe yani yabancı düşmanına göre bu kervan ulusal bir tehdit, ulusa karşı bir tehdit oluşturuyor. Yeah. While the broad-minded say the caravan is made up of people fleeing persecution seeking asylum. Açık görüşlü duruşa göre ise karavandakiler bir tehditten kaçıyorlar ve sığınacak bir yer arıyorlar. So to put the two together, it's impossible. They don't go, they don't fit. Bu iki anlatıyı bir araya getirmek mümkün değil. So instead, if we think of both positions as fantasy, yerine iki duruşun da fantazi olduğunu varsayarsak, we can look instead to contextualize the dynamic nature of global mobility. Ancak o zaman küresel göçün dinamik doğasını anlayabileceğimiz, anlatabileceğimiz bir çerçeve oluşturabiliriz. So, and I'll come back after I share some more with you. I'll come back to that in the end, how we can make it into maybe almost policy. Buna tekrar geri döneceğim. Belki bunun üzerinden bir policy, politika formülasyonu yapabileceğiz. So the first slide is simply to capture what we all know, where we're all coming from. 258 million migrants, about 27 million refugees. There's probably another 16 million internally displaced people, and this doesn't even begin to count those folks that we don't know, that aren't in these kind of official numbers. Bu haritada nerelerden geldiğimizi, yani 258 milyon göçmenin, 27 milyon mültecinin ve bir o kadar iç ülke içinde yerinden edilmiş nüfusun geldiği yerleri gösteriyoruz ve bunun dışında da yerini sayısını ve hakkında herhangi bir bilgimiz olmayan diğerleri var. Yeah. And these are just the English version of the Silk Route partnerships that are part of the Istanbul Ministerial Declaration coming from the Budapest process. Bu menüde de Budapest'te sürecinin İpek Yolu ayağında ya da İpek Yolu projesindeki 6 hedefi listeleniyor. Bu 6 hedefi size kısaca tercüme etmem gerekiyor diyecektim ki slide geçti. Ama bunlar az önce benim de bahsettiğim 6 önermeydi. İşte sınırları güçlendirmek, kaçakçılığı, insan kaçakçılığını önlemek. Yasal göç yollarını güçlendirmek, entegrasyonu, uyumu ve aynı şekilde uyumu desteklemek, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, ayrımcılığa karşı güçlendirmek yine bu ülkeleri. Göçün kalkınmaya katkısını
vurgulamak ve güçlendirmek, düzensiz göçü önlemek ve geri dönüşleri desteklemek, mümkün hale getirmek. En son da uluslararası korumayı savunmak ve desteklemek. So is it better now or the translator ready? Because then I can go there. This is okay. We'll stay here then. They are like, I may not get through it also, but this it's is like good. Having a conversation in gibberish, isn't it? Yeah. You say something, I say something irrelevant. This is like the way we talk all the time, the two of us. We put on our microphones and get dressed, and you know, and so. Yeah. All right. So let me do that. Let's see. Okay. So migration in context. Okay. So whether we talk about one migrant or we talk about 258 million, mobility doesn't occur in a vacuum. It has context. It has history. And there are special drivers that we need to understand. Yani bir kişinin göçünden de bahsetsek, 258 milyon kişinin göçünden de bahsetsek, göç öyle mi? Ah, tamam. Bana ihtiyaç kalmadı yani. İşsiz kaldık yine. What's that? Oh, do you want me to just keep going? Yeah, you can go on. Josh. Okay, I'll just keep going. We have simultaneous. Okay. He's just so. This is my. I tend to bring Ibrahim with me everywhere I talk because he makes me sound much smarter. So that's very good. Yeah, exactly. Yeah. Okay, so whether we're talking about one migrant or 258 million, mobility doesn't occur in a vacuum. It has context, it has history, there are drivers to be defined and outcomes that we need to explain. Refugees and migrants will often pick a destination not by chance, but to follow historical sorts of processes, particularly and very often in the cases that I've worked on, which are from Mexico to the United States, these are people following the co-nationals across borders and across great spaces. And what it tends to do is allow people to follow to specific destinations that hold opportunities that have kind of an ease of access because they're known by the communities. And they typically have access to work wages and leisure, okay? But as important as that destination can be, there are a lot of moments when that process of border crossing, regardless of the path it's going to find, is going to challenge sovereignty. And so this is why this first part is really about sovereignty. And specifically when we're looking at refugees, very few of them have the luxury of time when it comes to picking a destination. Bir destinasyon seçme konusunda bir lüksü vardır. Bu yüzden aslında buradaki konumuz bu oluyor. Çünkü zamanları çok az. Belki bu destinasyona varacakları yere varmalarında her türlü zorlukla karşı karşıya kalacaklar. Öğrencilerimden bir tanesiyle yaptığım bir çalışmada Iraklı kadınlara, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiş olan Iraklı kadınlarda, merkezi Ohio bölgesinde bu kadınlar Amerika ordusu için çalışmış kadınlar. Ve burada ne bulduk biliyor musunuz? Tipik olarak genellikle bu kadınların hepsinin neredeyse 48 saatleri vardı ülkelerini terk etmek için. Ve taşınma işlemine geldiği zaman artık, yani harekete geçme işlemi sırasına geldiği zaman artık bu kadar süre içerisinde terk etmezseniz burayı aileniz öldürülecek. Bu şartlarda dan bahsediyoruz. Mesela burada bunları yapacak zamanınız yok deniliyor. Ve bunlar aslında bu kadınlar bahsettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri için çalışmış insanlar, kadınlar. Burada
özellikle sosyokültürel gelenekler, coğrafya, ekolojik organizasyon, her şey bu entegrasyon sürecini ya da bu hareket sürecini dikte eden şeyler. Ve bazı yerler olsa bile çok pek çok olasılığı gözden geçirmek durumundalar, hepsini düşünmek durumundalar. Ve burada Güney Meksika'da çalıştığım bir yerde 25 yıl öncesinden bir örnek ve bu aslında küçük bir parçası neredeyse tamamen göçmenler tarafından para getirilen bir bölge ve buradaki bir müzik grubunu görüyorsunuz. Buradaki müzik grubunun üyelerinin yarısından fazlası göçmen olarak yaşıyordu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bunların da kendi deneyimlerinde, sınır deneyimlerinde paylaştıkları çok farklı şeyler vardı. Bizim perspektifimizden Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir müzik grubuna baktığımız zaman bunlar kayıt altında olmayan, belgesiz, herhangi bir belgesi bulunmayan göçmenlerdir. Ve bu da bizim için zorluk yaratıyor özellikle bu bağımsızlık konusunda ya da vatandaşlık konusunda. Bu insanlar bir kaynak bulamadıkları için evlerinde iş bulmak adına başka bir yere gitmeye çalışıyorlardı. 1990'ların başlarında oluyor. Böyle de bir döngü söz konusuydu o tarihlerde. Genellikle iş bulmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne geçip daha sonra para kazanıp tekrar ülkelerine dönen aslında hepsinin yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu düşünülüyordu. Yani kendileri böyle düşünüyordu çünkü ellerinde bazı belgeler vardı. Ama neden durum böyle değildi? Yasa karşısına geldiğiniz zaman ya da herhangi bir yasal kuruma gittiğiniz zaman birisi size geldiğinde biz size yasal dokümantasyonu sağlayacağız ve Amerika Birleşik Devletleri'nde rahat rahat hiçbir yasal zorlukla karşılaşmadan çalışabileceğiniz söylenirse size bu insanlar aslında bir şey düşünmüyorlardı. Bunun gerçekten olabileceğini düşünüyorlardı. Yani ellerine verilen kağıtlarla hiçbir vatandaşlık istemiyorlar. Sadece çalışma hakkı istiyorlardı ve oraya yerleşme gibi bir hakları yok. Yani istekleri yoktu daha doğrusu. Hatta her haftanın sonunda ne kadar iş yaptığını el yazısıyla bir kağıda yazanlar vardı mesela ve vergilerini hesaplayıp direkt olarak hükümete mesela para verdiğini, vergi ödediğini düşünüyordu bu insanlar ama işverenlerine bu kağıdı verip gerçekten çeklerinden, maaşlarından ya da ödendikleri miktardan bu paralar vergi olarak düşürülüyor ama devlete herhangi bir ödeme yapılmıyordu. Yani bu insanlar orada yasal olarak çalıştıklarını düşünüyorlardı ama durum böyle değildi. Ve bunlar bahsettiğim örnekteki kadınlar mesela bize ne söylüyorlar biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde hapse girmeyi tabii ki Irak'ta ölmeye yeğleriz diyordu bu insanlar. Ve bu gerçekten çok etkileyici bir şey. Bu basit bir şey değil. Şaka değil bu söylediklerimiz. Ve erkeklerin durumu tabii ki biraz daha iyi kadınlara göre. Yani bu bahsettiğim iki örnekten bahsediyorum. Bir Iraklı kadınlar, bir de bu müzik grubundaki Meksikalı erkekler. Tabii ki erkekler için biraz daha kolaydı ama onların durumunun da iyi olduğu değil, söz konusu değildi. Burada yine bir örnek görebiliyorsunuz mesela. Bazı resimler tekrarlanıyor. Muhtemelen 1890 yılları civarında bir zamandan bu gördüğünüz resim. Ve hükümet Çinleri dışlayıcı bir yasa vardı o zamanlarda. Ve bu resimde onunla ilişkili olarak kullanıyordu. Burada bir program var ABD'de, pek çok ülkede de var aslında, geçici korunmalı ya da korumalı statü.
El Salvador, Haiti ya da Amerika Birleşik Devletleri için bu geçici koruma altındaki statüde Amerika Birleşik Devletleri için çalışan pek çok insan var mesela. Belli bir zaman sınırı içerisinde, açık uçlu bir süre içerisinde çalışıyorlar ve belli bir süre sonunda da ana ülkelerine, kendi ülkelerine dönüleceği düşünülüyor. Neredeyse her türlü bu tür geçici statü Trump yönetimi tarafından kaldırıldı ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmak için değil ama ülkelerine geri gönderilme riskiyle karşı karşıya kalmamak için bu insanlar artık oldukça büyük çaba harcamaya başladı yasal belgelerini toplamak ve bunları savunmak için. Pek çok insan zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıldan fazladır kalıyorlar bu geçici statü altında, koruma altında. Ve bunlar sadece hani politik bir şekilde ya da politik koruma alan değiller, insanlar değiller. Ve bir süre sonra kendi ülkelerine, daha önceki ülkelerine dönmek zorunda kalıyorlar. Ve bu insanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıl, 15 yıl kalmış ve burada çocukları olmuş, bu ülkede yaşamış insanlar ama bunlara rağmen geri dönmeleri gerekebiliyor. Yani burada aslında mobiliteyi sürekli ön plana çıkaran bir politika ve tarih var. Burada bu vatandaşlığın ne olduğunu tanımlamak aslında çok çok korkutucu bir şey bence. Biraz da güvenlikten ve güvensizlikten bahsedelim. Bence tabii ki bunların bazılarını verme şansımız olacak, yani yayınlama şansımız olacak. O yüzden daha uzun versiyonlarını görebilirsiniz. Meksika'da bizim çalıştığımız köylerden bir tanesinde bir sağlık ocağı içerisindeki bir resmi görüyorsunuz. Ve burada bazen bazı kararlar vermek zorunda kalabiliyorlar mülteciler ve göçmenler. Aynı zamanda bazı yardımlar veya destekler olabiliyor bulabilecekleri bu mültecilerin veya göçmenlerin. Ama bunlar çok kısıtlı kaynaklar oluyorlar. Ve biz de araştırmacılar olarak bu konuda çalışan araştırmacılar olarak güvenlikle ilgili çok konuşuyoruz ama aynı zamanda güvensizlikle de ilgili çok konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Bu aslında tamamen bir evden çıkıp herhangi bir beklenti sahibi olamama durumu ve karşılaştıkları tehlikeler, aslında bu hareketi başlatan tehlikeler. Sadece daha iyi bir şey bulmak için evlerini terk etmiyor bu insanlar. Belki de daha kötü bir şeyden kaçmak için evlerini terk ediyorlar. Ve sadece bu özel bir şey değil ya da tek başına ele alınabilecek bir şey değil. Birlikte göz önünde bulundurulması gereken şeyler. Ve neden bu göçmenlerin bu ülkelerde olduğunu anlamanın ya da yanlış yorumlanması da oldukça karşımıza çıkan bir şey. Ve Amerika Birleşik Devletleri sınırında 5.000-7.000 insan, orada ne kadar olduğu da önemli değil sayısının. Bunlar 3.000 kilometreyi sadece daha iyi koşullar için yürümüyorlar. Bu insanlar ailelerini ya da kendi hayatlarını tehlikeye bunun için sokmuyorlar. Daha aslında kötü koşullardan, şiddet korkusundan, politik çatışmalardan ve her türlü yasal korumanın üzerlerine yıkılmasından kaçmak için başka ülkelere gidebiliyorlar. Tabii
Buna çok örnek verebiliriz güvenlikle ilgili ya da güvensizlikle ilgili. Bu yerleşmeyle ilgili biliyorsunuz Türk işçiler vardı başka ülkelere giden. Misafir işçiler denilebiliyor bunlara. Ve çok zengin bir tarih, çok inanılmaz başarı hikayeleri var, üzücü hikayeler var, başarısızlık öyküleri var. Ama bildiğimiz şey şu, gerçekten güvensizlik, etnik köken, kırsal bölgelerden gelme, politik çatışmalar ve aynı zamanda gelişmenin olmadığı durumlarda itici güç oluyor. Ama aynı zamanda gittikleri yerlerde mesela farklı diller, farklı inançlar, farklı lüks koşulları, farklı zaman geçirme aktiviteleri bunların hepsi birer engel haline gelebiliyor. Mesela Meksikalı, Kaliforniya'da yaşayan Meksikalılarla ilgili konuşacak olursak kendi basketbol formlarını bu ülkeye taşıdılar. Mesela muhtemelen ABD'den bahsettiğimiz zaman profesyonel basketbolun evi diyebileceğimiz bir yer. Ve bu aslında gelen insanlar kendi kültürel geleneklerini ve kendi bakış açılarını, basketbol kültürünü Amerika'ya getirmiş oldular. Sanki standart formalar giyiyorlar gibi görünüyorlar. Ama formasının önünde mesela Guacamayola yazıyor önünde mesela. Kendi kasabaları, dağ kasabası, dağ köyü muhtemelen büyük babası, büyük annesi oradadır. Ve gidip geliyorlar aslında sürekli ülkeler arasında. Bazen ABD'de oynuyorlar, bazen kendi köylerinde oynuyorlar. Ve pek çok insana biz şunu soruyoruz. Neden bu hoşunuza gidiyor? Yani çok derin cevaplar alacağız zannettik. Hani bu bizim insanlarımızın oyunu ya da kültürü, biz bir topluluk geliştirdik bu şekilde vesaire diye. Özellikle de yukarıdaki fotoğrafa bakacak olursanız ailelerden bir tanesi çocuklarımı çetelerin dışında tutuyor. Sağlıklı olmalarını sağlıyor ve tabii ki onlar dışarıda olduğu için benim de hayatım kolaylaşıyor. Televizyonun önünde oturup bütün gün boş boş oturmuyorlar diye cevaplar aldık. Ve bu artık ilginç bir hale geliyor. Farklı süreçler söz konusu burada. Ve aynı zamanda bazı yerleşme ya da entegrasyon gibi başka fikirleri de tetikliyor. Bununla ilgili konuşacak olursak aslında yerleşme veya yerleşim özellikle biraz göçmenlerle ilgili konularda aslında entegrasyon ve yerleşme konularını bazen kaçırabiliyoruz. Bazen bunları göz ardı edebiliyoruz. Birisiyle konuşurken kendi yaşınızda, yaştaşınız biriyle konuşuyorsunuz mesela. Şöyle düşündüğünü anlıyorsunuz. Terör korkusu var, işini kaybetme korkusu var. O kadar çok şey yaşıyorlar ki bu insanlar burada. Bir farklı bir perspektif veriyor bize. Biraz daha şu kısmı atlamak istiyorum. Türkiye'de neler var? Kebaplar var mesela, takolardan. Yani dışarıda mesela kebap satan görürsünüz ama taco görmezsiniz herhalde. Londra'da mesela herkes döner kebap yiyor dışarıda. Böyle bir durum söz konusu. Burada da bizim örneğimizde de beni Ohio'da ziyaret ederseniz sizi götürürüm. Dünyanın en güzel takoları burada yapılıyor. Bu adamların yaptığı takolar o kadar lezzetli ki New York Times'da onlarla ilgili dünyanın en iyi 5 taco mekanı olarak isimleri geçti. Columbus, Ohio'da. Ama müthiş takoları var gerçekten. Yukarıda yine başka bir örnek görüyorsunuz. Bir film yapıldı bununla ilgili. Ve Dos Hermanos adlı bir taco
kamyonu diyelim. Biz bu yerleşmeyle ilgili konuştuk ya, mesela yerleşim, oraya yerleşebilmek, gittiğiniz yere yerleşebilmek hem mülteciler için mesela bir fırsat oluyor. Buradan bir şey, eğer yerleşemezseniz mesela, herhangi bir özellikleriniz ya da bağımsızlığınız buralarda olamazsa belki evinizi kaybedeceksiniz, belki işinizi kaybedeceksiniz, bütün fırsatları kaybedebilirsiniz ve burada insanlar buraya gelip orada yaşamlarını devam ettirmek istiyorlarsa mutlaka onlarla birlikte güzel şeyler de gelecektir. Bazı insanlar şöyle diyor, neredeyse 1,5 saatlik yol gidiyordum taco yemek için. Şimdi evimin 15 dakika uzaklığında taco yiyebiliyoruz. Ben de bu adamlar yüzünden aslında birkaç kilo da aldım. Onu da söylemem lazım. Sadece basit konular değil. Burada bu taco araçlarından bahsederken bile 20 tane değil bunlar. Yani çok çok popüler bir şey. Buradaki döner gibi düşünün işte. Bu taco arabalarıyla ilgili konuştuğumuz zaman 2000 yılına geri dönerseniz mesela, o zamanki koşullara bakarsanız neredeyse 50 bin tane Latin kökenli insan olmasına rağmen hiç böyle bir şey yoktu. Ve bu taco kamyonlarının ya da araçlarının alınmasının neredeyse 25 bin euro civarında olduğunu biliyoruz. Ya da 40 bin dolar kadar olabiliyor. Bunlar göçmenlerin başarılı olma yöntemlerinden bir tanesi. Yasallığıyla ilgili konuşmuyoruz. Buradaki zorluk şu. Tabii ki girişimciler için inanılmaz bir kapı açıyor. Bazılarının aileleri, çocukları aşçı olmak istiyorlar. Ve sadece taco yapabilirsin sen. Aşçı olamazsın. Çünkü Meksikalısın diye ön yargılarla karşılaşıyorlar mesela böyle işlere başvurulduğunda. Yani sizde mısır gevreği varsa bilmiyorum ama Amerika'da mesela her gün kahvaltıda neredeyse mısır gevreği yenir. Ama ben her gün mısır gevreği yemek istemiyorum. Bu bir farklılık getiriyor. Mesela burada Meksikalı bir kadın var. Bankadan kredi alamadığı için kendisine bir restoran açamıyor ve çözümü bunu yapmakla buluyor. Herhangi bir şekilde restoran satın almak için kredi alamıyor. Bu ne demek oluyor? Gittikçe bir zorluk haline geliyor bu insanlar için. Ve şu anda ne oluyor biliyor musunuz? Bu 3 taco kamyonu da Meksikalılara ait. Ve pek çok Ohio vatandaşı rekabete gitmek için kendi taco kamyonlarını getiriyor. Ve bunların aslında yapabildiği ne var biliyor musunuz? Onlar gidip rahatlıkla bankadan kredi alabiliyorlar. Ve bu insanlar için, bu göçmenler için çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Yani burada bence bu sorunların cevabı şuraya geliyor. Güvenlik, bir bağımsızlık ya da bütün bu süreci göz önüne alırsak bunlar aslında ontolojik sorunlar, ontolojik konularda kök alan sorunlar ve göçün gerçekten doğasına odaklanmamız gerekiyor. İnsanların memnun olmadıkları için hareket ettiklerini, bir yerden bir yere gittiklerini, göç ettiklerini düşünmemeliyiz. Bizim işimizi elimizden almaya çalışıyorlar ya da daha rahat yaşamak için gelmeye çalışıyorlar diye düşünmemeliyiz. Türkiye'deki göçmenleri, Avrupa'ya gitmeye çalışanlar, Avrupa Birliği'ne gitmeye çalışan göçmenler. Bunlar bir kriz içerisinde ve bu bir göçmen krizi. Ve şu anda yaşadığınız her kriz zaten en büyük krizdir. Bir sonraki büyük kriz gelene kadar. O yüzden biz de İngiltere'de mesela önümüzdeki büyük krizin ne olacağı bekleniyor. Brexit sonlandırıldıktan sonra artık büyük bir bu konuda da sorunlar ortaya çıkıyor göçmenler konusunda İngiltere'de. Tabii ki bu insanların pek çok umutları var, hayalleri var.
50 milyon göçmenle odaklanmak yerine biz alanlarımıza odaklanalım. Biz kaynaklarımıza odaklanalım. Biz yeni yaklaşımlar bulmaya çalışalım. Sadece mülteciler için değil, aynı zamanda vatandaşlarımız için de aynı şeyi yapmamız gerekiyor zaten. Ve bu ülkede, Türkiye'de, ABD'de, Meksika'da, Suriye'de yaşayan insanlar olduğunu biliyoruz. Mültecilerden korkarak yaşayan insanlar var ve bizim işimiz ve bu tür zirvelerin yapmaya çalıştığı şey şu olmalı. Biz göçmenler için yeni paradigmalar tanımlamaya çalışmıyoruz. Buradaki vatandaşlar için yeni paradigmalar yaratmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki yabancılara odaklanmak yerine kendimize de odaklanabiliriz ve bizim fikrimizi değiştirerek onlar için de fırsat yaratabiliriz. Ve bu Meksika'dan bir fotoğraf. Siz tabii Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de böyle bir fotoğrafla karşılaşabiliriz. Burada gördüğünüz küçük evi göstermek istiyorum size. Bunun için bu fotoğrafı sizle paylaşıyorum. Meksika gibi yerlerde araştırma yaptığım zamanlarda ben insanları takip etmeyi seviyorum. Yani tehlikeli bir biçimde değil, yanlış anlamayın ama onların yanında yürümeyi seviyorum. Ne dediklerini dinlemeyi seviyorum. Anlattıklarını dinlemeyi seviyorum. Ve Kuzey Amerikalılara baktığım zaman, onları dinlediğim zaman söyledikleri şeylerden biri şu. Meksikalılar o kadar fakir ki kendi evlerini inşa etmeyi bile bitiremiyorlar. İşte bizim değiştirmeye çalıştığımız bu. Değiştirmemiz gereken şey bu. Bu ev aslında fakirlikten dolayı bitmemiş değil, zenginlikten dolayı bitmemiş. O kadar çok umut var ki içerisinde, o kadar çok beklenti var ki hepsi taşıyor bu evin içinden ve şöyle bir umudu var. Bir ikinci bir kat yapıp, ikinci bir alan yaratıp o alanda hep beraber uyum içinde yaşayabileceğiz diye umuyorum. Ve aslında insanları itmek yerine bizim yaklaşımlarımızla davetkar olmalıyız. Daha davet eden bir dil kullanmalıyız. Ve kararlara baktığımız zaman fırsatlar dengelenerek aslında tanımlamaların üzerinde durulmalı. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkürler konuşmanız için. Detaylı bilgilerin yanı sıra yapılan konuşmada umut verdiler bize ve gülen yüzlerle karşılaştık salonda. Çok teşekkür ediyoruz. Sürecimizin sonuna geldik. Kısa bir yorum yapmak istiyorum ben de. O yorumda söylemek istediğim konu şu. Yaklaşık 7,5 milyar insan yaşıyor. Şu şeyi açabilir miyiz acaba? Hani haritanın olduğu bir yansı vardı. O göç yollarını gösteren harita vardı. Evet, bu 7,5 milyar insan bu dünyada yaşıyor. Ve aslında bize lütfedilmiş bir hayatı yaşıyoruz. Onu sizinle söylemek, sizinle paylaşmak istiyorum. Nedir bu lütfedilmiş hayat? Yani 10 kilometre yukarıya çıksak nefes alamayacağız. Bu Everest'te çıkanları düşünün. Yani oksijen tüpüyle yukarıya çıkmak zorundalar. Peki nedir bizi birbirimize düşman eden, nedir bizi birbirimize kavgalara sürükleyen? Bu harita, o diğer harita vardı. Hani kırmızı çizgilerle işte Afganistan'dan gelen, ondan sonra diğer göç yolları haritası vardı. Herhalde bundan sonrakiydi sanıyorum. O haritayı açalım, onun üzerinden ona bakarak konuşalım istiyorum. Daha böyle başlara doğru. Şimdi paylaşmamız gereken sorumluluklar. Bu karikatür de çok güzel ve anlatılı bir karikatürdü. Çok güzel bir sunum oldu. Thank you for a very nice presentation, Mr. Khan. Evet, şuna bir bakalım haritaya. Tıpkı şey gibi, akan nehir gibi, kollar birleşmiş dağlardan gelmiş, sanki denize ulaşmaya çalışan bir nehir gibi. Şimdi bu nereden akıyor? Doğudan batıya doğru akıyor. Bunu görüyoruz. Fakat şunu bir düşünelim bakalım. Hani medeniyet merkezlerinde kayma, ondan bahsediyorum esasında. Çünkü neden insanlık olarak? Çünkü medeniyet insanlığın ortak kazanımıysa, neden biz bu kazanımı
topyekün kolektif bir şekilde bir araya gelerek kullanamıyoruz. Bir faydaya dönüştüremiyoruz. Bunu kafamda sorguluyorum ve size de sorgulatmak istiyorum. Şimdi biz doğudan batıya doğru geçiyoruz. Peki neden? Çünkü burada yaşama şansları kısıtlandı. Burada ne var? Problemler var. Burada çatışmalar var. Burada ne var? Gelecekle ilgili endişeler var. Peki geriye doğru bir bakalım tarih içerisinde. Milattan önce 500 ile milattan sonra yaklaşık 600 arasında Helenlerde ve Greklerde medeniyet merkezi. Bu orantısız tahterevalli kuramı diyorum ben bunu. Arkasından 600'de Araplar bunu ele geçirdiklerinde bu oran ne oldu? Bir anda bu tarafa doğru düşmeye başladı. 1100'de Türkler Araplardan aldılar. 1700'e kadar da Türklerde kaldı. Yaklaşık 1000 senelik periyotlarla doğu ile batı arasında değişiyor. Fakat esasında kim gücü ele geçiriyorsa insanın ortak kazanımlarını kullanarak ne yapıyor? Yükseliyor. Peki insanın ortak kazanımlarını kullanarak yükselenler neden onu bütün insanlığa mal etmiyorlar? Bunu size sormak istiyorum. Neden ortak kazanımsa bir şekilde ortak bir şekilde kullanmak zorundayız. İnsanlık. İnsan olabilmek bir beceri gerektiriyor, bir yetenek gerektiriyor. Şimdi hepimiz insanız. Bir sınırı aşıp diğer bir sınıra girdiğimiz zaman neyle karşılaşıyoruz? Başka bir insan gibi ama değil, o da insan esasında. Yani onun da nesi var? Bizim gibi aynı genetik özelliklere sahip. Fakat dili farklı, bayrağı farklı. Ama bir arada yaşamak zorundayız. Hayvanlar arasında böyle bir çelişki yok. Hayvana sınırdan geçerken pasaport soran da yok. Kuş uçarak geçiyor, karınca aşağıdan geçiyor, yılan sürünerek geçiyor. Neden kendimize dünyayı karmaşık bir hale getiriyoruz? Bunu söylemek istiyorum. Şimdi soru sormak isteyen varsa fazla da diğer saatini kaymak istemiyorum. Yani sizin kafanızda bunu sorgulatmak için bu son konuşmayı yapmak ihtiyacı duydum sizlerle. Is there any question to us? Evet, ne kadar şanslıyız değil mi? We are very lucky that there are no questions. Şurada bir sorumuz var hocam. Okay, please go on. Good afternoon everybody. My name is Bahram Salavat. Merhabalar. İran Ulusal Nüfus Kurumu'ndan geliyorum. Çok güzel bir sunumdu. Bir sorum var. Bari ulusal süreçleri eleştirdiğinizi gördüm ve haklı olarak bunu yaptınız ve haklı olarak yine bazı göçün temel sebeplerine işaret ettiniz. Genellikle neden böyle uluslararası süreçlerin oluşturulduğu konusunda eleştiri yaptınız? Ben İran'dan geliyorum ve İran hiçbir zaman mesela bu tür uluslararası anlaşmalarda hiç adı geçmiyor mesela İran'ın. Peki sizin fikriniz ya da alternatif öneriniz nedir? Belki ideal çözüm ne olabilir bunlara? Yani bu milyon dolarlık soru tabii ki İran'ın sorunlarına bir cümlede açıklık getiremem ama tabii ki bunu yapabilecek yeterli sayıda İranlı vardır. Biz insanların neden bir yerde yaşadığını biliyoruz. Neden bir yere gittiklerini biliyoruz. Ve bizim gösterdiğimiz sadece bunun kanıtları. Bütün Budapeşte süreci de dahil olmak üzere. Bu süreçler hiçbir zaman nedenlere odaklanmadan, kaynağa odaklanmadan sonucu görmeye çalışıyorlar. Bir barajınız olduğunu düşünün mesela. Ve bu baraj yıkık, kırık. Biliyorsunuz işe yaramıyor, kırık bir baraj. Bu kırık barajı tamir etmek yerine gidiyorsunuz ve akıntının önüne akıntıyı durdurmak için yeni yeni küçük küçük duvarlar yapıyorsunuz. Ve su akmaya devam ettikçe her seferinde bir boşluğu kapatmaya çalışıyorsunuz küçük küçük duvarlarla ve bu imkansız hale geliyor. Buradaki sorun ne? Daha da yüksek volümde, yüksek miktarda, fazla miktarda su akacak, birden patlayacaktır. İran gerçekten çok demokratik bir ülke. Neredeyse hayal edebileceğiniz en demokratik ülke ki milyonlarca İranlı dışarıda, ülkelerinin dışında. Suriye'dekiler de, milyonlarca Suriyeli de bu şekilde ülkelerini terk ediyorlar. Pek çok örneğini görebilirsiniz.
hiçbir şekilde bu ciddi bir adım atmıyoruz. Demokratik olmayan bu tür uygulamaları durdurmak üzere. Ve Suudi Arabistan'a baktığınız zaman ben de günlük bir gazetede yazı yazıyorum Türkiye'de. Köşe yazısı yazıyorum. Sanki büyük bir şaka bu. Hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor. Türkiye birazcık çalışıyor. Nelerin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor Türkiye. Ama neredeyse parça parça geliyor bunlar ve Amerika ile İngiltere'ye bakıyorsunuz. Suudi Arabistan'la ilgili neredeyse orta derecede tehditkar cümleler kuruyorlar. Ve aynı zamanda Suudi gazetecinin öldürülmesiyle ilgili mesela pek çok tehditkar cümle oldu. Daha sonra bir bakıyoruz Amerikalıların mesela Suudi Arabistan'ın orada olmasının nedeni ne? Çünkü Amerikalılar milyarlarca dolarlık petrol alıyorlar. Ya da Suudi Arabistan'da mesela hangi prens olursa olsun bu da sonraki de hiçbirisi demokratik bir uygulama getirmeyecekler. Yani sadece sinema olmayan yerler var mesela. Yani Türkiye'de hiçbir sorun yok demiyoruz ama böyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman yani neredeyse milyonlarca yıl ileride gibi görünüyor. Tabii ki Avrupa Birliği'nin de biz müthiş gelişmiş hiçbir sorun olmayan bir yer olduğunu düşünmüyoruz. Tabii ki böyle değil ama bu tür farklılıklar var. Pek çok gazeteciler var, eğitimli insanlar var, laik olanlar, laik olmayanlar, dindar olanlar, farklı dinlerden insanlar. Bunlar hükümetlerin bir parçası değil. O yüzden milyonlarca insan İran'ı terk ediyor. Aynı sebepten milyonlarca Türk Almanya'da yaşıyor. Aynı sebeplerden. Sadece yani Almanya müthiş bir ülke diye gitmediler. Tabii ki iyi bir ülke. Ama Türkiye'den oraya gitmelerinin sebebi 60'lı 70'li 80'li yıllarda ve ilerisinde Türkiye'de yapacak çok şey olamadığı için, bulamadıkları için Almanya'ya gittiler. Burada Budapeşte ya da Global Compact sürecinin milyarlarca dolar toplandı bu projelerde, bu süreçlerde. Yani iyi bir iş yapıyorlar ama şöyle bir iş yapıyorlar. Neredeyse hiçbir anlamı olmayan, amacı olmayan, yani boşuna çalışıyorlar. Yani Suudilerin, Suudi Arabistan'ın Yemen'i bombalamasını durduramıyorsanız, Sudan'ın güneyinde insanların öldürülmesini durduramıyorsanız, bu sorunu çözemezsiniz. İnsanlar bu ülkeleri terk edecekler. Libya'daki sorunları çözmek yerine bunu artık bomboş bir ülke, bomboş bir çevre haline getirmekten vazgeçmediğiniz sürece kesinlikle oradaki insanlar kaçmaya çalışacaktır. Yani bunu nasıl çözebiliriz? Biz tabii ki Süleyman Hoca'nın tavsiyelerini izleyebiliriz ama uluslar üzeri pek çok organizasyon var, kuruluş var. Bazı şeylerin bu organizasyonlar, bu kurumlar tarafından çözülmesine olanak sağlayalım. Aslında devletler olarak bu soruna dahil olduğumuz anda Amerika'da da Avrupa'da da aynı şeyler söz konusu. Sıkı bir sınır kontrolü yokken neredeyse hiç illegal göçmen yoktu, yasa dışı göçmen yoktu. İnsanlar bir ülkeden başka birine gidiyorlardı. Daha sonra belli bir süre burada kalıp yeterince para topladıkları zaman ülkelerine geri dönüyordu. Biz bu daha yüksek duvarları inşa etmeye başladıkça ve sürekli üzerine koydukça insanlar yasa dışı olarak gitmeye çalışmaya başladılar. Neden? Çünkü bir kere geçtiklerinde bu duvarlar yüzünden bir daha ülkelerine dönemeyeceklerini düşünüyorlardı. Bu nedenle geçiyorlardı. Ve sınır kontrolü aslında kesinlikle hiçbir şeye faydası olmayan bir süreç. Neredeyse bingo oynamak gibi bir şey.
sürekli rakamlara bakıyoruz. Sürekli şu kadar milyon insan, şu kadar milyon insan geldi, bu kadar milyon insan geçti. Bu rakamlar bizim yıllar içerisinde tekrar tekrar oluşturduğumuz rakamlar. Hiçbir şey ifade etmiyorlar. Teşekkürler sorunuz için. Çok güzel bir soruydu. Sizin de cevabınız için çok teşekkürler. Buraya geldiğiniz için de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim oturumumuz bu kadar bugünlük. Katıldığınız için çok teşekkürler.